Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Param kurucusu Emin Can Yılmaz. Emin Bey, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler Sefer Bey. Emin Can Yılmaz'la bugün fintech sektöründe satın almalar ve işbirliklerini konuşacağız. Bu işbirlikleri, satın almalar fintechleri nereye götürüyor, büyümelerine nasıl katkı sağlıyor üzerinde duracağız. Yine dijital banka olma yolunda fintechlerin attığı adımları konuşacağız. Neler yapmalı onu konuşacağız. Son olarak da yine fintechlerin yurt dışı açılımlarının üzerinde duracağız. Ama öncelikle Emin Bey, yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayıydı. Yine sizi bu stüdyoda ağırladık. O zaman şu an isim veremiyorum ama önümüzdeki dönemde satın almalar, işbirlikleri duyacaksınız demiştiniz. Sektör çok hareketli ama sektörün en hareketli şirketlerinden bir tanesi de Param. Son iki ayda işbirliklerinin dışında iki tane ciddi satın almaya imza attınız. Bir tanesi e-çözüm bilgi teknolojilerinin çoğunluk hisselerini satın aldınız ki alanında bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en önemli şirketlerinden bir tanesi. Yine uluslararası firmanın paydaşlarına, ulusal ve uluslararası firmanın paydaşlarına teşekkür ettiği, aracılık ettiği ödüllendirme şirketi Momento'ya ortak oldunuz. Gerçekten de bunlar çok ciddi yatırımlar. Öncelikle bu yatırımlardan başlamak istiyorum. Yani Param bu yatırımları neden yapıyor, buradaki hedef ne? Sonrasında sinerjiyi vesaire diğer şirketlerin durumunu konuşacağız. Tabii ki kısaca bahsedeyim hemen. Büyüme stratejimizin bir parçası yatırımlar. E-çözüm ve Momento, ikisinden bahsettiniz. İkisine de detaylıca gireceğim. E-çözüm sektöründe lider, 20 yıllık bir şirket. Sağ olsun Akif Bey, Arif Bey ortakları, Refik Bey genel müdürü ve hakikaten ciddi bir ekiple çok iyi işler başarmışlar. E-çözümün ağırlıklı hissedarı olduk. Çünkü e-çözüm tarafında bizim ürünlerimizle birleşen, bizim ürünlerimizle birlikte daha fazla katma değerli servis sağlayabileceğimiz yapılar vardı. En önemlisi de şu, e-çözümün insan kaynağı çok değerliydi. Bildiğiniz üzere hepimiz teknoloji şirketiyiz. Bugünlerdeki en büyük eksiklerden bir tanesi de teknoloji şirketlerinde insan kaynağı bulmak. Dolayısıyla biz e-çözüm tarafına hem müşterilerimiz açısından hem de insan kaynağı açısından yatırım yapmayı uygun gördük. Hakikaten ciddi büyük bir şirket. Kısaca ürünlerinden de bahsederim size. Momento'yla kısaca bahsedeyim, sonra derinlemesine girelim. Biliyorsunuz Param tarafı hem POS hem kart, kredi tarafında büyüyen bir şirket. Bizim POS ve kart tarafındaki büyümemizde büyük etkisi olması adına e-çözüme yatırım yaptık. 148 personeli olan, 2000'in üzerinde müşterisi olan, Param tarafında hem kart tarafına hem POS tarafına büyük bir etki sağlayacak iş ortağımız, aynı zamanda ortağı olduğumuz bir şirket haline geldi. Momento tarafında da kart tarafına etkisi büyük. Çünkü Momento bizim üye iş yeri ağımızı geliştiren, Momento büyük şirketlere hizmet veren bir şirket. Dolayısıyla hem Momento'nun kendi müşteriler açısından hem de Param'ın tarafında birlikte büyümemize büyük etkisi olacağı için yatırım yaptık. Stratejimiz bu. Çünkü her işe aynı zamanda yetişme şansımız yok. Kimsenin de yok bu arada. Biz fintech'iz sonuçta. Sizin söylediğiniz gibi hızlı olmamız lazım. Mesela en son Şubat ayında geldiğimi hatırlıyorum. Bana 4 yılmış gibi geliyor. Çünkü fintech'ler için ay, yıl demek, hafta, gün demek, yani gün, saat demek. Biz daha hızlı hareket etmeliyiz, daha hızlı olmalıyız, daha hızlı hizmet sunmalıyız. E-çözüm tarafındaki müşteri kitlesine sunacağımız özellikle net tahsilat ürünü var, çok fazla kullanılan. Net tahsilat ürününde yıllık 55 milyar TL civarında bir tahsilat hacminin içine biz de girip oradan bir pay alıp o payda ona ortak olmak istiyoruz. Net ekstra kısmında açık bankacılık ürünü var. Açık bankacılık ürünü biliyorsunuz yeni mevzuat güncellemesiyle hayatımıza girecek bir nokta. Tüm bankaların hesap ekstresini tek bir ekranda görebileceğiniz, tüm bankaların bakiyesini tek bir yerden yönetebileceğiniz, para transferlerini yapabileceğiniz bir yapı var. Şu anda çok da büyük kullanıcıları var. POS rapor, bütün şirketin POS hacmini yönetebileceğiniz bir ürün. Yani birden fazla POS cihazı kullanıyorsanız, birden fazla POS hesabınız varsa bunların tamamını tek ekranda yönetebileceğiniz bir ürün ve DBS'leri yöneten bir ürün de var. Yani 4 tane başlıkta çok büyük ürün grubu var. Paranın da çok birleştiği yer var ve hem insan kaynağına yatırım yaparak zamanı kazanmış olduk hem de müşterilere bu hizmetlerimizi daha hızlı götürerek yine zamanı kazanmış olduk. Aslında biz zamana ve insan kaynağına yatırım yapmış olduk e-çözüm tarafında. Momento tarafında da şirketler kendi çalışanlarını ödüllendirmek istediğinde
kullandıkları bir yöntem. Dolayısıyla 100 TL'yi 110 TL harcatmak ya da 100 TL'yi daha iyi harcatmak aslında amacımız. Üye şirağımızı çok genişletiyoruz. Çok büyük markalar şu anda üye şirağımızın içerisinde. Momentum daha da fazlasını getiriyor param tarafına. Dolayısıyla biz birlikte çok güçlü olacağımıza inandığımız için fintechlere yatırım yaptı. Bu yatırım daha da büyük bir hale getirecek bizi. Onunla ilgili uğraşıyoruz. Peki şimdi yani bu iki şirkette sinerji olarak ciddi anlamda bir katkı sağlayacak kuşkusuz. Onun biraz daha derinliklerini belki sorabilirim, detaylarını. Bir de yani bu işbirliklerinizde, diğer kurumlarla da işbirlikleriniz var, isimlerini vermeyelim burada ama hem altyapı hizmeti hem kredi verme noktasında aslında çok fazla işbirliği duyurdunuz. Evet. Bütün bunlara baktığımızda bunlar paramın rakamlarına, bilançolarına nasıl yansıyor? Şöyle, tabii yatırım yapmak uzun bir süreç biliyorsunuz. Tabii. O yatırım yaparkenki süreçte sonuçta şirketten bir değer çıkıyor. Onun büyük bir etkisi oluyor. Bu yatırımları hakikaten ciddi rakamlarla yaptık. O etkisinin haricinde beklediğimiz etkisi şöyle ki 55 milyar TL bir hacmi yönetiyor net tahsilat kısmı. Bu 55 milyar TL'lik hacimde büyük bir pay almak istiyoruz tabii ki. En azından bu yılki hedefimiz %15'ini almak. Daha sonra da daha büyük hale getirmek. Bizim kendi tarafımızdaki geliştirdiğimiz ürünler içinde net tahsilat ürününü ekleyeceğimiz modüller var. Yani şu andaki hali hazırdaki durumda bugün için bilanço eklediği bir şey yok ama önümüzdeki son çeyrek için söyleyebilirim. Son çeyrekte büyük etkisini göreceğimizi düşünüyoruz. Momento tarafının etkisi biraz daha bizim diğer kanallardaki gelirimizi artıracak şekilde etkileyecek. Ama bu sinerjiden çok büyük işbirliği doğar. Bir kere e-çözüm satın almasından çok mutluyuz. Şöyle ki satın alma süreçlerine girdiğimde gördüğüm şey var. Alırken çok uğraşıyorsunuz ama sonunda aldığınız gün mutlu olmanız çok önemli. Aldıktan sonraki günlerde mutlu olmanız çok önemli. E-çözüm tarafında çok uyumlu bir süreç geçirdik satın alma tarafında. Satın aldığımız gün itibariyle de ekip arkadaşlarımızla da çok iyi uyum sağladık. 148 personelimiz var. Hepsi mutluyuz. Ayrılan, işini sevmeyen, işini isteyerek yapmayan yok. En önemlisi bu. Biz çünkü insan kaynağına yatırım yaptık sonuçta. Bu insan kaynağının bizde sürekli bizim ürünlerimiz için birlikte aynı hedefe koşarak çalışması çok önemli. Onun için gayet iyi yansıyacağını düşünüyoruz. Rakamlarımız da inşallah yıl sonu rakamları açısından sonraki yayınlarda daha net konuşuruz. Peki şimdi genelde finansal teknolojiler alanında, fintech alanında şunu görüyoruz. İşte büyük grupların girişim sermaye şirketleri ya da büyük gruplar daha çok böyle fintechleri satın alıyorlar vesaire ama biz paramda tam tersini görüyoruz sizin grupta. Geçmiş yıllarda yaptığınız yatırımlar da var. Dolayısıyla büyüme stratejisi hep bu şekilde mi devam edecek paramda? Önümüzdeki yıl dönemde de yeni stratejik satın almalar olacak mı? İşbirlikleri olacak mı? Evet. Şöyle, biz aslında girişim sermayesi yatırım fonumuz da var biliyorsunuz. Bu fonu da startuplara, yine Türk Elektronik Paranın, Türk Finansman AŞ'nin, yani bizim param grubunun şirketlerinin işbirliği yapabileceği yeni girişimlere yatırım yapmak için kurduk. Yine devam edeceğiz. Tekrar söylüyorum, bizim her şeyi mükemmel yapma şansımız, bütün ürünleri çok hızlı geliştirme şansımız yok. Dolayısıyla büyük bir ekip işi bu. Biz ekibi büyütmenin peşindeyiz. Onun için de bütün kaynaklarımızı, biliyorsunuz biz bir yatırım almadık henüz hala. Çok görüşmemiz var ama aslında bunu anlatırken çok pardon. Tabii. Belki bu yatırımların kaynağını da biraz yatırım tamam. Almadınız çünkü. Ama evet. Kendiniz yatırım yapıyorsunuz. Kesinlikle. Bu finansmanı nasıl sağlıyorsunuz? Onu da anlatırsanız. Tamamen sevinirim. Paramın karlılığı, param tarafındaki şirketin büyümesi, paramın kendi öz kaynakları. Çünkü param biliyorsunuz biz aslında fintech kelimesi yokken fintech'tik. Dolayısıyla o tarihten bu yana oturmuş bir sistemimiz var, gelir kalemlerimiz var, karlı bir şirketiz. Bu karımızı da hiç dışarı çıkartmadan hep şirketin büyümesini harcıyoruz. Dolayısıyla bu yatırımların kaynağı her zaman öz kaynak. Şu anda öyle en azından. Bundan sonraki birlikte yatırım yapacağımız işlemler de olacaktır tabii ki. Ama bu haliyle kendi öz kaynağımızla yatırım yapıyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz. İnsan kaynağını arttırmak açısından devam edeceğiz. Bizim ürünlerimizin gelişmesi, diğer startupların gelişimlerinin, onların fikrinin ödemeyle buluştuğu, finansal dünyayla buluştuğu, finansal teknolojiyle buluştuğu yerlerde onlara yardım edebilmek, bizim de önümüzün daha çok açılabilmesi için mutlaka yatırıma devam edeceğiz. İki yatırım daha şu anda gündemde ve yürüyor işlemleri. İnşallah onları da kısa zamanda paylaşırız diyeyim. Yine e-çözüm ve Momento tarzı mı bu yatırımlar? Evet. Ama bu sefer kredi tarafında daha çok büyümek istiyoruz. Yani mikro kredi kısmı bizim için çok göz bebeği bir ürün. Biliyorsunuz fintech aslında
ünlü bir sektördü diyeyim. Artık onun bile ünü yavaş yavaş azalıyor. Çünkü fintech olmak bir konuydu ama şimdi mikro kredi tarafı çok daha önemli. Orada büyümek daha önemli. Bizim orada girişimimiz, finansman şirketimiz var ve kuruluşumuz var. Bu kuruluşumuzda Param Kredi diye bir ürünümüz var. Param Kredi, mikro kredi veren bir ürün haline geldi. Büyük işbirliklerine başladık. Duymamda sıkıntı yok. Migros'ta, kasalarda şu anda mikro kredi verir hale geldik. Kullandım, test ettim. Gayet mantıklı hale geldi. Çalışıyor. Bu ürünün büyümesi için uğraşıyoruz. Dolayısıyla mikro kredi tarafındaki yatırımlarımız olacak. Mikro kredi tarafında iş ortağımız var. Belki bahsettim, Kolendi. Onunla ilgili iyi haberlerimiz olacak inşallah. Buradaki kredi nasıl olur? Kısaca anlatabilir misiniz? Tabii izleyicilerimiz merak etmiş olabilir. Aslında şöyle anlatayım. Ya ben Migros'a gittim, alışverişi yaptım. Mikro kredinin genelini anlatayım aslında. Bir markaya özel de değil. Mikro kredi şöyle. Biz cebinizdeki cüzdanın içerisindeki krediyiz. Aslında kart dünyasını görüyorsunuz. Yavaş yavaş temassız oldu. Telefonumla ödeyim oldu. QR oldu. Hatta yıl sonuna doğru TR QR konusunun da açılması gündemde. Dolayısıyla telefonunuzla ödemeyi başlatıp telefonunuzla ödemeyi bitirebileceğiniz dünyaya gidiyoruz. Kartı cebimizden çıkartmayacağız muhtemelen. Onun için de tüm bankalarda bir pay sistemi, bir ödeme sistemi geldi farkındaysanız. İşte biz de orada paramla bulunuyoruz ve şunu yapıyoruz. Bizim üye iş yerimizde ödeme yaptığınız sırada, kasada biz size anında kredi veriyoruz. Ve bu faizsiz. Geciktirdiğiniz zaman bir faizin doğduğu bir sistem kurmuş durumdayız. Yani aslında bir nevi taksit yapmış gibi bir şey mi alıyorsunuz? Taksit yaptığımız ve yapmadığımız yerler de var tabii yine üye işlerine göre. Ama şunu yapmış oluyoruz. Kredi kartlarında da kullandığınızı söyledim muhtemelen. Cebinizden çıkarttığınızda markette öderken hesap kesim tarihi sizin için en uzun olan kredi kartını seçip ona göre bir finans yaratıyorsunuzdur. Bütün Türk halkı finans yaratmakta uzman. Dolayısıyla biz onu sağlıyoruz. 30 gün sonra ödeyebileceğiniz bir kredi mekanizması kurmuş durumdayız. Üye iş yerlerimizle beraber karar verdiğimiz sistemler kurmuş durumdayız. Yani normal konvansiyonel bir bankacılık gibi KKB'ye bakmak dışında başka baktığımız yerlerde var. Onun için Kolendi'den bahsettim. Çok iyi bir skorlama sistemi yaratmış durumdayız. O skorlama sistemiyle birlikte Kolendi'nin sistemi, KKB'nin sistemini birleştirerek karar veriyoruz. Ama bunda üye iş yerleriyle birlikte ortağız aslında bakarsanız. Yani biz üye iş yerinin olduğu, bizim grubumuzun olduğu bir sistemi yaratıp kasada anında karar veren bir sistem kurmuş durumdayız. Şimdi aslında tam da şeye gelecektim, bu satın alımların dışında az önce bahsettiğiniz gibi hani farklı sektörlerle işbirliği yaparak da büyüyen bir yapınız var aslında. Evet. Bir finansal teknolojiler grubu olarak düşündüğümüzde sizin şirketinizi posta var, kartta var, kredi var, ne bileyim e-cüzdan, finansal altyapı gibi alanlar var. Bütün bu hani ürün grubuna baktığınızda aslında müşterilerinizle neler sağlıyorsunuz tam olarak? Evet, biz uçtan önce bir finansal çözüm olmaya çalışıyoruz. Hesabı açmaktan, tahsilatlarından, sanal taraftaki tahsilatlarından, yani e-ticaret tarafındaki tahsilatından, fiziki tahsilatından, paraya nakit olarak ihtiyacı olduğu ATM'lerdeki işlemlerden aslında bir finansal olarak sahip olması gereken ne var ise biz şu anda bir ürün grubunun altında sağlıyor durumdayız. Bunu kimi kullandığına bağlı. Yani bireysel bir kullanıcı kullanıyorsa onun için hesap tarafında yardımcı oluyoruz ama kurumsal bir şirket ya da bir KOBİ ya da bir şirket kullanıyorsa o tarafta da ona tahsilat tarafında sanal postla e-ticaret yapmasını sağlıyoruz. Fiziki posta tahsil edebiliyoruz, hesap açabiliyoruz, döviz işlemleri yapmasını sağlayabiliyoruz. Aslına bakarsanız finansal ne ihtiyacı varsa tamamını çözmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz tabii ki var. Şimdi Emin Bey, bütün bunları bir araya alıp koyduğumuzda tabii ki akla dijital banka geliyor. Yani sizinle burada yayın yaptığımızda da siz bunu şeyi söylemiştiniz hatırlıyorum. Mevzuat tamamlandıktan sonra ilk aday hani ilk aday biziz, dijital banka olmak için dediniz. Dolayısıyla bu dijital banka olma yolundaki ilerleme nasıl gidiyor? Dolayısıyla neden bir de dijital banka olma hedefiniz var? Tabii anlatayım. Şöyle mevzuat biliyorsunuz, yani en azından bizim bildiğimiz kadarıyla 31 Aralık 2021 tarihine kadar dijital banka ile ilgili en azından başvurabileceğimiz bir mevzuatın oluşmasını bekliyoruz. Tabii Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı takvimde yer alıyor. Kesinlikle. O takvime göre ilerliyoruz. Biz tabii ki adayız çünkü hakikaten bizim de ihtiyacımız olan tüm altyapıyı, tüm sistemi kullanabileceğimiz bir hale getirmek istiyoruz. Aslında bizim niye farklı farklı şirketlerimiz var? Farklı farklı regülasyonlarla bunları alıp da tek bir ürün grubu altında birleştirdiğimiz için var. Dijital banka olduğunda biz de müşterilerimize daha fazla hizmet sunma şansımız olacak. 360 derece hiç eksiğimiz olmayacak. Teminat mektubu, ihtiyaç kredisi, o gibi alanlara da girme şansımız olacak. Ve biz
hızlı olduğumuzu iddia ediyoruz her seferinde. Biz o hızı göstermek istiyoruz. Dijital banka tarafında müşterilerin ihtiyaçlarına daha fazla çözüm sunacağımızı düşünüyoruz. Daha az maliyetlerle sunacağımızı düşünüyoruz. Dolayısıyla dijital banka olmak için adayız tabii ki. İnşallah mevzuat yayınlandığı an itibariyle hemen hazırlıkları yapıp başvuru yapacağız. Hı hı. Sektörden kaç tane çıkmasını bekliyorsunuz böyle aday sizin gibi? Ya işte şöyle bir durum var. Bu ünlü ve moda olunca biliyorsunuz iş değişiyor. Bir ara Türkiye'de herkes tekstilciydi. Sonra inşaat, sonra şimdi fintech olmaya başladı. Bu zor bir konu bence ama yine tabii ki herkesi bekleriz. Sanırım 10 kadar talepli şu anda ben bile sayabilirim diyebilirim. Daha fazlası da olabilir. Ama gün geldiğinde bu konuda kim en iyisini yapabilir kısmında iyi örnekler var zaten biliyorsunuz. O örnekler iyi olacaktır. Bankalar zaten bence zaten dijital haldeler şu anda. Sadece uyum tarafındaki işlemler nedeniyle biraz daha uzun süren süreçleri var. Diğer türlü 10 kadar oluşur. Peki çok kısa yurt dışı yatırımlarından da sormak istiyorum. İngiltere'deki şirket, Amerika'da bir planınız vardı. Orada evet. Nedir durumlar? Biz İngiltere'de elektronik para kuruluşu lisansı FCA'dan aldık ve işlemlerimiz yürüyor. Yani orada ürünün İngiltere pazarına uygun halde çıkması, oradaki rekabete uygun halde çıkması için uğraşıyoruz. Tahminim Temmuz ayı gibi olacak o da. Aslına bakarsanız param ürün grubunun tamamını renkleriyle, markasıyla, tüm kurumsal kimliğiyle her yerde işlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla oranın mevzuatına göre, İngiltere'nin mevzuatına göre değiştirdiğimiz bazı yerler var. Bizde olmayan, İngiltere'de olan kısımları ekliyoruz. Dolayısıyla Temmuz gibi inşallah bu süreci tamamlamış olacağız. Amerika tarafında geçen ay oradaydık ve işlemleri başlattık ama büyük pazar. Yani haritaya baktığınız zaman da çok büyük göründüğü gibi hem pazar büyük, hem lokasyon büyük, hem iş yapmaz daha zor. Tabii ki döviz kuruna geleceğim yine ama burada TL kazanıp Amerika'da döviz yatırım yapmak ilginç bir konu. Tabii kuşkusuz zor taraflar var. Biz sadece olmak istiyoruz ve bununla ilgili de özellikle biz altyapıda çok güçlüyüz. Bu altyapı güçlü olduğumuz altyapıyı o tarafta sunmak istiyoruz. Yani orada direkt param bir ürün olur mu? Evet, ilerleyen zamanlarda olur ama öncelikle paramın altyapısını sağlayan bütün sistemler o tarafta olur. Çünkü hakikaten biz o tarafta iyiyiz. Peki şimdi Emin Bey, izleyicilerin de kafasında oluşması açısından param deyince nasıl rakamlardan bahsediyoruz? Kartlarınızdan, posta cihazlarınızdan ne kadarlık işlem hacimleri geçiyor? Geçen yıl ne kadardı? Bu yıl ne kadar olacak? İsterseniz biraz rakamlara girelim. Çok büyüyerek gidiyor. Çünkü biz yeni bir sektörüz. Bundan önceki programda da aslında söylemiştim. Yani neyi büyüttüğünüze bakalım. İşte 10 milyarı büyütmek ayrı bir şey. 1 milyarı büyütmek ayrı bir konu. Biz kart tarafında 5 milyon kullanıcıdayız. Gittikçe de artıyor. Bu yıl daha da fazla artacaktır. Geçen yıla göre de çok büyüdük. Post tarafında 31 kat civarında büyüdük. Çünkü bu hacim ticaretin artmasıyla, yani pandeminin etkisiyle, ticaret tarafının büyümesiyle daha da fazla büyüyerek gidiyor. Dolayısıyla posta çok iyi büyüyoruz. Kredi de iyiyiz şu anda. Migros ortaklığımız, yani Migros kredi işlemlerimiz nedeniyle gün geçtikçe artıyor. Bu ay lansman olacak, inşallah daha da fazla büyüyecek. Yani bütün ürün gruplarında büyüterek gidiyoruz. Peki az önce e-ticaretten bahsettiniz. Şimdi e-ticaret tabii ki dünyada ve Türkiye'de çok hızlı büyüyor. Sizin için de önemli bir alan. Oradaki önümüzdeki dönemde beklentiniz ne e-ticaret tarafında? Ya pandemi etkisi zaten inanılmaz büyüttü. Bakarsanız bence yani en azından 3 yıl diyeyim, 5 yıl belki ideal olur ama 3 yıllık bir kısmı çok daha erken almış oldu e-ticaret tarafı. Daha da fazla büyüyecektir. Çünkü insanlar, ben de dahil, çok alıştık sipariş vermeye, onun kapımıza gelmesine, kolay iade edebilmeye, beğenmediğimizi almamaya, işte yemekten tutun da kıyafete, her şeyi şu anda aslına bakarsanız çözebiliyoruz. Sanki pandemi bittiğinde biraz evde sıkışmış olmanın etkisiyle belki dışarılarda daha fazla zaman harcanacak ama yine o rahatlığa dönecek gibi görüyorum. Ticaret tarafı daha da büyüyecektir. Zaten dünyadaki rakamları da görmüşsünüzdür. Geçen yıla göre dünyada da çok büyüyor, Türkiye'de de çok büyüyor. Çok iyi iş ortaklarımız var. Bizim de çalıştığımız şu anda Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret sitelerinde post altyapısı sağlıyoruz. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Emin Bey, peki çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik ama şeyin sözünü alalım. Bir önceki yayında olduğu gibi yatırımlar olunca gelip anlatacağım dediniz. Mutlaka. Az önce ismini vermediğiniz yatırımlarda gerçekleştiğinde tekrar sizi misafir etmek isteriz. Şubat'ta Jack demiştim. Şimdi oldu diyorum. Şimdi yine olacak diyorum. İnşallah bu sefer Eylül, Ekim gibi oldu diyorum. Keyifle bekleriz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Param kurucusu Emin Can Yılmaz'dı. Kısa bir aranın ardından piyasa hattında Güzem Yılmaz Ertem sizlerle olacak. Hoşçakalın.